Evet, tekrar merhabalar. Üsküdar'a gelirken programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. İletişim Fakültesi'nin önemli bir bölümüyle ilgili sizlere bilgiler aktarmak istiyoruz bu programımızda da. Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü. Bölüm Başkanı Hocamız Profesör Doktor Sayın Süleyman İrvan bizlerle. Bir diğer hocamız Yardımcı Doçent Doktor Sayın Nurhan Kavaklı. Yine stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Süleyman Hocam ve Nurhan Hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sizler de yoğunsunuz. Bizi ağırladığınız için. Sağ olun hocam. Ayın 26'sına kadar bugün başlayan bir tercih dönemi devam ediyor. Dolayısıyla değerli aileler ve değerli öğrenciler sürekli sizlerden bilgi almak üzere üniversitedeler. Ama biz de buradan sizlerle birlikte biraz daha fazla bilgi vermek istedik. Yeni Medya ve Gazetecilik bölümü hakkında detaylı bir bilgi alacağız hocam ama isterseniz bölümün bir bilgisini önce alalım sizden, sonra sorularımıza geçelim. Yeni Medya ve Gazetecilik İletişim Fakültesi'nin şu andaki aktif olan 6 bölümünden bir tanesi. Ve işte özelliği de aslında hani günümüzün popüler alanı olan yeni medyayı da eski medya diye tabir ettiğimiz geleneksel medyanın gazetecilik alanının birleştirilmesinden oluşuyor. İsterseniz eski medya neydi, yeni medya nedir? Evet. Bunu da aslında hani yeni medya tanımı, yeni medya deyince ne anlaşılıyor değil mi? O çok önemli. Tabii ki yani yeni medya deyince ilk akla gelen sosyal medya ama sosyal medyanın da ötesinde bir anlamı var yeni medyanın. Sadece o değil. Tabii temel olarak aslında tanımı şu şekilde yapılabilir yeni medyanın. Üretimi ve depolanması bilgisayar üzerinden, bilgisayara dayalı olan, bilgisayara ihtiyaç duyan, dağıtımı ve paylaşılması ve gösterilmesi internet üzerinden olan ama aynı zamanda etkileşimci özelliği olan medyaya yeni medya diyoruz. Yani dolayısıyla hani bir kere yani bilgisayara ihtiyaç var üretim açısından ama dağıtım açısından da internete ihtiyaç var. O zaman dolayısıyla bu ikisinin geleneksel yöntemler veya daha önceki yöntemler eski tabii, medya şimdi, gibi çok iç içe geçmiş bir alan. Çünkü yani eski medya aslında aynı zamanda yeni medyayı kullanıyor. Dolayısıyla hani gazete düşünelim işte gazete aslında hani kağıt baskı üzerine eski medya ama içeriğin üretimi işte bilgisayar ortamında. Onun işte internet ortamında internet gazeteciliği dediğimiz yeni bir alan var. Dolayısıyla o artık oradaki kağıda ihtiyaç duyulmuyor. Dolayısıyla hani bir sürü alanı içeren yani sadece sosyal medya değil sosyal medya olarak düşünmemek lazım. Evet. Ama çağın mesleği olarak ya zaten hani günümüzde artık bu hani internete dayalı olmayan herhangi bir alan kalmadı. Yani her alanda internet, bütün şirketlerin işte web siteleri var. Dolayısıyla yani internet vazgeçilmez hale geldi. Ki yani genç kuşak özellikle hani dijital yerliler dediğimiz genç kuşak zaten hani internetin içinde doğup büyüdü ve hani internetsiz bir yaşam artık bilmiyorum. Yani mesela yani internet olmasa hitap etmediğiniz zaman çok ilgiden çekemiyorsunuz. Evet. Yani internet olmasa ne yaparlar bilemiyorum açıkçası. Yani biz eski kuşak hani internetsiz bir dünyada doğduk, büyüdük ama mesela yeni kuşak internetsiz bir dünya bilmiyor aslında. Dolayısıyla biraz hani onu göz önüne almak gerekiyor. Sadece yani yeni medya ve gazetecilik olarak değil ama bütün bölümler ve bütün programlar için aslında geçerli yeni medya. Dolayısıyla hani yeni medya artık günümüzün hani vazgeçilmez ortamlarından bir tanesi. Çok teşekkürler. Bir genel tarifle girmiş olduk konuya. İsterseniz biraz yeni medyanın ders programlarından da bahsederek biraz daha böyle netleştirmeye devam edelim. Ne dersiniz hocam? Siz mi bilgi verirsiniz? Tabii ben hocam izin verirse. Yeni Medya ve Gazetecilik bölümü yeni bir bölüm. Tabii çağın mesleğinin karşılığına denk düşen bir bölüm. Bununla birlikte biz fakülte olarak şöyle bir ders program düzeni hazırladık. İlk 2 yıl tüm 6 bölümümüz var. Bir bölümümüz inşallah seneye açılacak. 6 bölümümüz tüm 6 bölüm ortak dersleri alıyoruz. Bunlar genel kültür dersleri ve kuramsal tabanlı dersler oluyor. İşte bunun arasında yani sosyoloji var, siyaset bilimi var, iktisat var. Ama amacımız burada öğrencimizi
bir sonraki aşamaya hazırlayabilmek. Yani hı. uzmanlık hı. derslerini alacağı 3. ve 4. yıldaki seçmeli ders havuzumuz var orada. Evet. Oraya hazır bir hale getirebilmeye çalışmak için onlara böyle bir kuramsal ve kavramsal donanım kazandırmaya çalışıyoruz. İlk iki yılımız ortak derslerden oluşuyor. 2 yıldan sonra artık seçmeli derslerimiz var. Bu seçmeli derslerimiz her bölüm, ki yeni medya ve gazetecilikte kendi hedeflerine göre öğrencimizi yönlendirmek istediğimiz donanımını yapmasını da uygun gördüğümüz alanlara ilişkin seçmeli derslerimizi oluşturduk. Hı. Oradan dersleri alıyorlar. Hı. Tabii yeni medya hani evet gerçekten çok yeni diye tanımlanıyor ama gelenekselin aslında bir şekilde hem evrilmesi hem de bir şekilde yepyeni bir mecra üzerinde yeni formatlarla, yeni mecralarla hı. vücut bulmuş hali diyebiliriz. Hı. Dolayısıyla hani sınırları çok kesin çizilmiş değil. Evet. Zaten iletişim fakültesinde böyle bir olayı var. Bölümler arası sınırlar çok kesin çizilmemiş ama yeni medyanın ufku da, vizyonu da oldukça böyle sınırları oldukça özgür tanıyabilecek bir alan. Dolayısıyla hani öğrencilerimize böyle bir o alanın özgürlüğünü, o alanın gereklerini sağlayabilecek ders havuzu oluşturmaya çalıştık. Bunun için de aynı zamanda kendi alanlarının dışarısı diğer bölümlerden de dersler seçebiliyorlar. Hatta biraz sonra tekrar değiniriz belki. Hani yan dal yapma olanakları oluyor. Evet. Çift ana dal yapma olanakları oluyor. Evet. Bu şekilde öğrencilerimizi hani uzmanlık alacakları o 3. ve 4. sınıftaki derslerine hazırlamaya çalışıyoruz. Yani 2+2 sistemi olarak evet. Genelde tabir ettiğimiz ilk 2 yıl ortak dersler ortak alarak dersler. Sonra 3. ve 4. yıllarda daha çok yeni medya ve gazetecilik bölümü özelindeki derslerle ve seçmeli derslerle devam ediyor. Daha uygulamaya dönük uygulama. Derslerimiz oluyor onların. Hı. Uygulama olanaklarından da bahsedeceğiz. Bir de ben oraya geçmeden önce şu bilgi de vereyim. Yani yeni medya ve gazetecilik adıyla bugün Türkiye'de 3 tane üniversitede program var. 2 tane de Kıbrıs'ta var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni medya ve gazetecilik adıyla açılmış olan program var. Ama gazetecilik daha hani eski den açılan yaklaşık 35 üzerinde üniversitede gazetecilik eğitimi devam ediyor. Evet. Ama mesela yeni medyaya uyarlama bunu yeni medya ağırlıklı hale getirme işini hani üstlenen ve bu işi götüren işte üniversitelerden bir tanesiyiz. Sadece bu değil, işte bu sene YÖK onayı alan yüksek lisans programımız da aslında Türkiye'de tektir. Yani bu isimle açılmış olan, yeni medya ve gazetecilik adıyla açılmış olan ilk program. Evet, evet. O da hani Üsküdar Üniversitesi'nin bir ayrıcalığı. Yani adaylar şunu düşünüyor olabilirler. Yeni medya ve gazetecilik bölümünü bitirirsem yani hangi bir kavram, hangi unvan ama yani geleneksel yöntemleri de zaten, zaten barındırıyor, öğrenmiş oluyor. Güncellenmiş ve günümüzün ihtiyaçlarına göre işte internet olsun, sosyal medya olsun bu alanda da tüm öğrenmesi gereken alanlarda bilgi alarak lisans eğitimini tamamlamış oluyor. Evet, aslında temel olarak şu, yani yeni gazetecilik, ben hep şunu söylerim, gazetecilik temelde aslında içerik üretimiyle ilgili bir alan. Yani haber üretimi, işte yazı üretimiyle ilgili bir olan. Dolayısıyla yani öncelikle bunu yapmamız gerekiyor. Evet. Bunu ister geleneksel mecrada yapın, ister işte yeni medya ortamlarında yapın, nasıl? İnternette yapın. Gazeteci ama öncelikle hani o içeriği üretecek donanıma sahip olmak gerekiyor. Yeni medyanın bir artısı var, yani gelenekselden farkı şu. Yeni medyada sadece diyelim ki haberi yazmıyorsunuz, aynı zamanda onun işte videosunu belki çekip onu da yayınlayabiliyorsunuz veya işte sesli o hale getirebiliyorsunuz veya işte linkler veriyorsunuz. Mesela yeni medyanın en önemli özelliklerinden bir tanesi o. Dağıtım kanallarıyla da evet, böyle bir yani haber yayınlandığı anda alıcıya ulaşıyor. Yani öyle bir avantajı var. Ve inanılmaz bir hız. Yani işte bugün çok şiddetli bir yağmur yağdı bugün İstanbul'a. Mesela geleneksel gazeteler bunu yarın sabah duyuracaklar i̇şte okurlarına, değil mi? Evet. Ama bugün biz bununla ilgili o kadar çok haber okuduk ki, hatta yalan haberler de okuduk aslında. Bu arada mesela o da önemli bir sorun. İspanya'da 2015 yılında ki bir selden alınmış bir görüntüyü işte avcılarda sel felaketi diye verdi birisi. Hatta bunun üzerine BBC Weather kanalı bu paylaşımı yapana bir tweet attı. Dedi ki biz bunu kullanmak istiyoruz.
kullanabilir miyiz? Halbuki görüntü İspanya'da alınmaydı. Evet. Dolayısıyla hani neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ayırt etmek de giderek güçleşiyor. Dolayısıyla tabii, hani yeni medya kavramında şimdi evet. böyle kavram artık ne diyelim yalan haberler, yalan haberler. Onlar çok hızlı yayılıyor. Tabii ki onu da ayırt edebilecek donanıma sahip olması gerekiyor gazetecilerin. Tabii yani aldığı eğitimle artık bunları tabii da ki, çok iyi ayırt etmeyi. Yani bir görüntü gördüğü zaman hemen üzerine atlamaması ve onu teyit etmesi gerekiyor. Yani bu doğru bir görüntü müdür? Yani söz edilen mekanda mı çekilmiş? Çünkü herkes artık görüntü paylaşabiliyor. Yani tabii. kim üretici, kim aynen. tüketici belli değil. Yani. Televizyonlarla hani, bir WhatsApp haberciliği vesaire böyle. İnanılmaz bir hani bilgi dolaşımı söz konusu. Hı hı. Dolayısıyla oradan hani doğru bilgileri çekip teyit etmek. Profesyonellere ihtiyaç evet. var. O da bu lisans eğitimiyle evet. olmuş oluyor. O ancak hani iyi eğitimli insanlarla olabilecek olabilir. Gibi. Peki şunu merak ediyorum hocam. Şimdi genel olarak bir genç iletişimci olacağına karar verebilir çok net. Yani ben sağlık alanında çalışmak istemiyorum veya işte mühendis olmak istemiyorum. Ben iletişimci olmak istiyorum diyebilir. Bu sınırlar çok nettir. Ama iletişimci olmak isteyip de bu 6 bölümden hangisi acaba ona daha uygundur? Yani gazeteciliği mi seçmeli yoksa işte reklam mı ona daha uygun? Medya iletişimin içeriğindeki bir şey daha mı ona uygun? Burada nasıl yönlendiriyorsunuz öğrencileri hocam? Her ikinizden de görüş almak isterim. Bu zor şimdi, kararda. Tabii bu öncelikle aslında hani öğrencinin kendi yani yeteneğine de dayalı bir şey. Örneğin işte gazeteci olmak istiyorsa hani yazmayı sevmesi lazım. Okumayı ve yazmayı sevmesi lazım. Çünkü sonuçta içerik üretimiyle ilgili. Ve ayrıca hani haber, çünkü habercilik çok farklı bir duygudur aslında. Hani Nurhan Hoca gazetecilikte yaptığı için benden daha iyi bilir ama gazetecilik biraz böyle hani sevda işidir aslında yani. Yani sonradan öğrenilebilir bir şey mi yoksa? Yani sonradan da tabii ki öğrenilebilir ama hani severek yapılması gereken bir meslektir. Yani sevmeden yapılmaz. Çünkü hani aslında gazeteci herkesin kaçtığı yere koşarak giden kişidir. Yani dolayısıyla o heyecan, o olayı aktarma heyecanı olacak kişide. Eğer bu yoksa yani herkes kaçıyor, o da kaçıyorsa onların gazeteci. Dediğiniz çok önemli bir kriter aslında. Yani olmaz. Bir yerde sel var, işte deprem var, afet var. Her türlü şey var. Herkes oradan uzaklaşırken haberci oraya gidiyor. Ya mesela şöyle şeyler, gazeteci arkadaşlarımdan duyduğum anekdotlardan birisi budur. Mesela uçak kaçırılmıştı. Mesela bir arkadaşım dedi ki keşke ben de o uçakta olsaydım. Tamam, bu bakış işte, açısına sahip olması bu bakış açısına sahip olması lazım. Çünkü yani o haber o çünkü. Yani o uçağın içinde olduğunda ancak işte mesleğini daha iyi yapabileceğini düşünüyor. Evet. Dolayısıyla hani gazetecilik biraz hani farklı mantığı olan, farklı işleyen yani başka insanlar gibi bakmayan olaylara bir hani yapıda olması gerekiyor. Dolayısıyla hani gazeteci gerçekten o açıdan çok zevkli bir meslek bir yandan da. Çünkü bir de hani herkes sizin yazdığınız veya yaptığınız haberi okuyarak öğreniyor aslında olayı. Bu da çok büyük bir şey. Çünkü sizin yazdığınız metindir aslında o kişiyi bilgilendiren. Evet. Yani bunun hazzı çok önemli. Çok önemli. Çok ama işte doğru büyük. Haber yapmak, tarafsız haber yapmak tabii ki. Gibi birçok şeyler de evet, var. Evet, bir yığın kritik var. Tabii ki bu hani gazetecilik etiği dediğimiz alanla da ilgili. Ama bu heyecanı taşıyorsa, okumayı seviyorsa o zaman hani diyoruz ki o zaman sen hani gazeteciliği rahat alanında. Rahat evet, zaten çünkü yeni kuşak aslında yeni medya içinde büyüdüğü için daha kolay adapte oluyor yeni medyaya kullanmaya. Ama işte bu gazetecilik temelini de alıp eğer o mecrada ilerlerse kendine daha geniş bir alan açabilir. Nurhan Hocam'dan da bunu öğrenmek istiyorum. Siz eski bir gazeteci olarak yani kısa bir dönem evet gazetecilik tecrübem var. Alandaki aslında tecrübenize dayanarak yani tarafsız olması. Tabii tarafsız olması bir kere gerçeklerle iş yapıyoruz. Yani yapılıyor. Gazeteci gerçeklerle iş yapar. Yani bir edebiyatçı gibi bir ya da roman yazarı gibi bir hayal dünyasının içerisinden istediği şeyi seçip kendi dünyasını kurma gibi bir özgürlüğü yok. O yüzden de etik kurallar vardır. Yani gazeteci gerçeğe sabit ve sağlam bir şekilde sırtını dayayabilsin diye. Dolayısıyla bunu bilmek gerekiyor. Bir kere gerçekler
ilkelerle tarafsız olmak gerekiyor. Evet. Etik kurallara uymak gerekiyor ve olanı vermek gerekiyor. Onun dışında hemen ben tabii bunu sevmesi gerekiyor. Yani yapan kişinin bunu bilmesi gerekiyor. Evet. Bunun dışında da hani hemen internet gazeteciliğine ve içerik üretimine hocamın kaldığı yerden biraz devam etmek istiyorum. Evet. Yani internet geleneksel gazetecilik evet, ama internet gazeteciliği aslında internetin, yani yeni medyanın sunmuş olduğu çok önemli bir olanak. Nasıl bir olanak? Hı hı. İçerik üretim açısından müthiş bir olanak sağlıyor gazetecilere. Hı hı. Sadece içerik üretimi değil tabii ki. Bunun dağıtımı olsun, hedef kitle ulaşımı olsun. Ama hani konuyu bağdaştırmak açısından baktığımız zaman gerçekten birçok olanakları sunarken içerik açısından olan içeriği, yani hem içerik üretmek hem de olan içeriği düzenlemek, yaratıcı bir şekilde tekrar kullanabilmek açısından bir takım tehlikeleri de içeriyor. Yani Süleyman Hocam çok güzel tespit etti ve oraya temasta bulundu. Gerçekten özellikle sosyal medya bir gazeteci için müthiş bir kaynak. Evet. Ama diğer taraftan da müthiş bir riskler barındıran bilgi ya da işte haber, yanlış haber havuzu. Evet. İşte bütün bunları, yani oradaki içeriği nasıl kullanacaksınız, nasıl düzenleyeceksiniz, orada nasıl içerik üreteceksiniz, bunu nasıl hedef kitlenize ulaştıracaksınız, bütün bunları yaparken de yeni medyanın doğasını çok iyi bilmek gerekiyor. Yine hocam değindi, oradan devam edeyim. İşte dijital yerlerden bahsetti. Hı. Mesela artık dijital yerler dediğimiz, yani dijital ortamın içine doğan ve algıları, beğenileri, estetik algıları ona göre gelişen bir nesilden bahsediyoruz. Bu nesile hedef kitle olarak seçtiğimiz zaman onların ihtiyaçlarını bilmek gerekiyor. Nasıl bir nesilden bahsediyoruz? Bir kere bunlar hızı öne alan, görselliği öne alan, çok fazla odaklanamayan ama bunun yarısında devamlı interaktif bir iletişim kurmayı tercih eden, sosyal medyada devamlı arkadaşlarına ya da ağlarda bulunmayı seven bir nesilden bahsediyoruz. Dolayısıyla gazeteciliğin, yani gazetenin devamını, geleceğini kurabilmesi için de bu nesli iyi tanıması gerekiyor ve bunları içerik üretimi yaparken ya da onların ürettiği içerikten yararlanırken de bunları dikkate alması gerekiyor. Yani sırtını geleneksel gazeteciliğe dayayabiliyorsunuz ama önümüzde ne var? İnternet gazeteciliği var. Hani böyle bir aslında bir süreç, İçerisinde, bir evet bir arasında içe geçmiş bir durumdan bahsediyoruz. Aslında bir de şu şey var. Bir anekdotla isterseniz anlatayım ne demek istediğimi. Ben ortaokul yıllarında gazete okumayı çok severdim. Hı hı. Ve işte dedeme ne istersin, ne alayım dediğinde gazete al gel derdim. Ve o gazeteyi okurdum, tekrar okurdum. Yani biterdi, bir daha okurdum falan. Ama yeni medya öyle bir şey ki sonsuz bir metin. Yani hiçbir zaman bitiremeyeceğiniz bir mecranın içindesiniz. Yani inanılmaz sayıda bilgi akışı var. Yani diyelim ki haber sabahtan akşama kadar binlerce haber akıyor. Evet. Ve son dakikalar. Yani tabii ki genç kuşak zaten ellerinden cep telefonlarını, akıllı telefonları düşürmüyorlar mesela. Yani büyük ihtimalle hani işte haber ağlarını da evet takip ediyorlar. Ama yani o kadar sonsuz ki yani orada hani bitirebileceğimiz bir metin yok aslında. Evet. Sürekli hani başka bir haberden başka bir habere işte atlama veya başka bir habere link verme yoluyla yani sonsuz, yani artık hani nasıl bir hal alacak gelecekte bilemiyorum ama giderek de hani çoğalan bir ortamdan söz ediyoruz. Yani 5 yıl sonra mesela nasıl bir dünyada yaşayacağız? Onu bugünden kestirme gerçekten çok zor. Gazete kağıt ortamında olacak mı hala ve ne kadar o da, sonra tabii, belki olacak ama olsa bile hani çok farklı mecralarda, çok farklı şekillerde yeni kuşak belki bilgi işte paylaşımı. Tabii ki burada hani habere katkı da çok önemli. Şimdi hani geleneksel medyada haberin bir üreticisi kurum var. Bir de tüketiciler var ki üreticiyle tüketici arasında da çok belirgin bir bağ yok aslında. Evet. Mesela gazeteyi kimden okuduğunu çoğu gazete sahibi bilmez. Yani satılır işte ama okur kitlesi hakkında bilgi yoktur. Ama yeni medyada öyle değil. Yeni medya artık hani daha yani okuru tanımlayabiliyor. Hı-hı. Kimlerin okuduğunu, hı-hı, kimlerin takip ettiğini. Sadece bunlar okumakla kalmıyor, işte yorum yapıyorlar.
kendi isimleriyle yorum yapıyorlar veya işte eleştiride bulunuyorlar veya katkıda bulunuyorlar, işte yeni haber konuları sunuyorlar. Dolayısıyla üretici aynı zamanda, yani tüketici üretici birbirine karışmış durumda yeni medyada. Evet. Bu da aslında çok güzel bir tarif oldu. Yani bu alanda çalışmak isteyen arkadaşlarımız muhakkak ki çok iyi fikirlere sahip oldular. Ama şunu da sormak istiyorum. Yeni medya ve gazetecilik bölümünde okuyan bir öğrencinin teorik derslerin yanı sıra burada uygulamada kullandığı bir takım şeyler var. İsterseniz burada Üsküdar Üniversitesi'nin imkanlarından da bahsedelim. Yani yeni medyayı Üsküdar'da neden öğrenciler tercih ediyorlar? Daha fazla mı uygulama olanağı veriliyor? İşte nedir hocam buradaki şeyler? Şimdi biz geçen yıl haber atölyesi başlattık. Yeni medya ve gazetecilik bölümü olarak. Ve çağrıda bulunduk. Sadece yeni medya ve gazetecilik bölümü öğrencilerine değil aslında. İletişim fakültesine. Hatta üniversiteye çağrıda bulunduk. Yani başka fakültelerden de ilgi duyanlar olabilir. Diye. Geldiler. Önce onlara ki önümüzdeki dönemde bu eğitimleri sürdüreceğiz. Haber atölyesi altında. Öncelikle bir temel eğitim veriyoruz öğrencilere. İşte haber nedir? İşte haber nasıl yazılır? Temel o bilgileri veriyoruz. Röportaj nedir? Fotoğraf, haber fotoğrafı işte nedir? Nasıl çekilir diye. Daha sonra işte öğrencileri haber yapmaya teşvik ediyoruz. Birlikte konuları belirliyoruz. Mesela geçen yıl öğrencilere dedi ki pazarları gezin. Yani pazar röportajları yapın. Gittiler, gerçekten çok güzel röportajlar çıktı işlerinden. Bir kısmını da gazetede yayımladık bu röportajların. Her hafta gittiğimiz yerler aslında pazar yerleri ama mesela oraya hani başka bir gözle gidip değil mi? Bir muhabir gözüyle gidip. İlk muhabirlik deneyimini mesela pazar röportajlarıyla yapan öğrencilerimiz var. Daha sonra mesela başka röportajlar yapmak istediler. İşte onlara gönderdik veya işte haberlere gönderdik. Dolayısıyla hani zaten yani, derslerin dışında Haber atölyesi var. Haber atölyesi de sokak röportajları yaparak devam ediyorlar. Bir de gazeteleri var. Şimdi önümüzdeki dönemden itibaren bunu internette de tabii bu haberleri internet gazetesi haline de getireceğiz. Daha hani hızlı bir biçimde yapılan haberleri paylaşmak için. Çünkü öğrenci yazdığı metni aslında görmek istiyor. Temel şey o. Çünkü üretiyor, içerik üretiyor. Onu hani gazetede sınırlı bir alan olduğu için sonuçta basılı gazete oraya hani seçerek koyuyoruz. Ama internette daha geniş bir alanımız olduğu için daha fazla sayıda hani öğrenci. Burada da şöyle bir uygulamaya gidiyoruz önümüzdeki dönemden itibaren. Bir tür böyle hani ajanslardaki sistemi kurduk şimdi. Şimdi öğrenci haberini yazacak, muhabir olarak haberini yazacak. Bir havuz var, havuza atacak. Editörler o haberi okuyacaklar ve düzeltmelerini yapacaklar. Ve o süreçten geçtikten sonra da yayına hazır hale gelecek haber. Dolayısıyla o ajans haberciliğindeki o işte haberi yazma, havuza atma, edit etme, düzeltme gibi süreçleri de öğrenci aslında burada deneyimlemiş olacak. Dolayısıyla hani çok onu da önümüzdeki dönemde yapmış olacak bu saydıklarımız o halde hocam. Evet. Yani önümüzdeki dönem biraz daha hani daha çok uygulama imkanı kazanacak öğrencilerimiz. Tabii bunlar öğrencinin kendi ilgileriyle de alakalı. Tabii ki. Yani gerçekten bir şeyler yapmak istiyorlarsa işte sürekli hocalardan da destek istiyorlar değil mi? Daha fazla ne yapabilirim, nasıl yapabilirim diye. Peki hocam, buradan hatta şunu da sormak istiyorum. Çift anadal, yan dal gibi alternatifler de var. Böyle daha fazla kendini geliştirmek isteyen öğrenci için, işte ben yeni medya gazetecilik okuyorum ama daha fazla ne yapabilirim dediği zaman ne tür önerileriniz oluyor hocam? Şimdi şöyle, bizim fakültemizin kendi bölümleri arasında böyle bir olanağımız var. Aynı zamanda üniversitemizin fakülteleri arasında böyle bir olanağımız var. Örneğin bizden birçok öğrencimiz psikolojide çift anadal ya da yan dal yapabiliyor. Yani diyelim ki yeni medya ve gazetecilik bölümüne bir öğrencimiz geldi ki yapıyorlardı ve biz de çok teşvik ediyoruz. Hoşumuza da gidiyor böyle bir eğilimleri olması. Yani hem kendi derslerini alanlarını alıp hem de bunun dışında başka bir alanda kendilerini yetiştirmeye ve donanımlarını sağlamlaştırma çalışmaları çok güzel bir şey. Dolayısıyla
İki olanakları var. Yani eğer isterlerse çift anadal yapabiliyorlar. Hı hı. Ve bu diplomalarına yansıyor. Yani iki tane ayrı diploma yerden diploma almış sayılıyorlar. Hı hı. Diğer şekilde de isterlerse yan dal yapabiliyorlar. Yine hı hı. aynı şekilde atıyorum eğer bizim öğrencimiz isterse bir reklamdan yapabiliyor. Ya da yine psikolojiden yapabiliyor. Hı hı. Dolayısıyla bu diplomaya yansımamakla birlikte hı hı. kendisini geliştirme olanağı bir, tabii ki bir şekilde belge veriyoruz kendisine. Yani yaptığı emeğinin karşılığı olarak da bir belgelendirme olanağına kavuşuyor. Ama aynı zamanda da gidip istediği şekilde kendisini o alanda yetiştirebilme olanağına da sahip oluyor. Şimdi dolayısıyla her artı iş bulma şansını kesinlikle. Da arttıran faktörler oluyor. Dolayısıyla iletişim fakültesini bitirmek var. Bir de işte yan dal yaparak, çift ana dal yaparak farklı farklı bilgiler ekleyerek mezun olmak var. Peki iş alanları anlamında da kısaca bir bilgi verebilir miyiz hocam? Yani şimdi özellikle bizim alanımız, yani bizim bölümümüzdeki öğrenciler için aslında şanslı olduklarını söyleyebilirim. Ben çünkü gerçekten hem gazetecilik gibi, yani yeni medyanın çok ihtiyaç duyduğu o içerik üretimine onları çok eğitimli bir şekilde donatacak, hazırlayacak bir bölüm burası. Güçlü hocalarımız da var bu alanda. Hem de yeni medyanın o dünyasını onlara tanıtacak ve o alanda eğitimli bireyler iş gücü olarak onları hazırlayabilecek de bir bölümden bahsediyoruz. Yani milyonlarca web sitesi var ve bu web sitelerinin gerçekten, ya onlar şu anda bilir tarafından yönetiliyor ama bunlar genelde hani alaylı dediğimiz kişiler ki onlar da çok önemli işler yapıyorlar ama artık daha böyle bilinçli, daha eğitimli, daha etkin kullanan, daha etkin içerik üreten, daha o iletişim sürecini daha etkin bir şekilde yönetebilen yeni medya uzmanlarına ihtiyaç var. Sosyal medya uzmanlarına ihtiyaç var. Dolayısıyla bizim öğrencilerimizin hani iş bulacağı alanlardan bir tanesi bu olabilir. İtibar yönetimi mesela çok önemli bir şey. Bir kurum için, bir şirket için, hatta bir kişi için bile, yani biz kamuya mal olmuş bir kişi için bile bir itibar yönetimi, sosyal medyada bir itibar yönetimi söz konusu. Bunun dışında internet reklamcılığı çok yaygın. Arama motorları reklamcılığı söz konusu. Yani birçok alanda iş bulma olanağı var. Yeter ki kendilerini geliştirme açık olsunlar. Yani çünkü yeni medya kavramı yani adı üstünde bu kadar sınırsız, geniş iş olanakları da ya bunun avantajları olduk, bir dezavantajları da oluyor ama sonuçta bu dezavantajları her zaman avantajı dönüştürmeye çok yatkın bir bölüm burası. Şimdi tabii alaylıya ihtiyaç var ama artık bu bir bayrak yarışı. Şimdi alaylar artık tecrübelerini daha böyle bilimsel bir şekilde hazırlanmış, eğitilmiş bireylere bırakmak daha yerinde olacaktır. Şimdi burada tabii hani iş olanakları bir hani şöyle bakmak lazım. Bir hani geleneksel medya dediğimiz medya var. Onun hani bellidir şeyi. Ama orada da hep şöyle düşünülüyor. İşte yani ulusal medya akla geliyor. Yani geleneksel medya deyince. Halbuki yerel medya diye çok zengin bir medya ortamı da var aslında Türkiye'de. Onun dışında aslında şimdi iş olanağı deyince aslında herhangi bir şirkete girmesi de gerekmiyor. Günümüz işte yeni medyacısının. Pekala, kendi şirketini de kurabilir ve orada hani kendi patronu olabilir. Yani işte, artık tabii o kadar değişti ki. Ama burada önemli olan hani o boşlukları yakalayabilmek. Yani eğer boşluğu yakalayabiliyorsanız, yani yeni bir şey yapıyorsanız, daha doğrusu şimdi yeni medyada yeni bir şey yapmak gerekiyor. Yeni bir şey yapıyorsanız oradan mesela o kadar çok hani artık her şey internet üzerinden yapıldığı için. Yani işte eve yemek siparişini bile internetten yapmıyor muyuz yani? Dolayısıyla değil mi? Yani artık neredeyse her şeyin hani internetten olduğu bir ortamda eğer orada bu boşlukları yakalayıp bir yeni mecrada yeni bir şey yapıyorsanız o zaman yani başka bir şirkete gitmenize de gerek yok. Önemli olan burada sizin kendinizi ne kadar iyi yetiştirdiğiniz önemli. Yani bir, içerik üretimini iyi yapacaksınız, bunu besleyeceksiniz. İki, yeni alanları keşfedeceksiniz. Yani bu aslında keşfe çok açık. Düşünün şimdi Facebook'un kurucusunu düşünün. Tamam mı? Yani şimdi düşünün. Bugün hani dünyanın en zengin adamlarından bir tanesi. Yaptığı nedir? Aslında çok basit bir mantığı var şeyin, Facebook'un, değil mi? Yani zaten içerik üreticileri biziz yani. Kullanıcılar zaten. Bir sistem kurdu ama bir sistem kurmuş. Demiş ki yani buraya işte içeriğinizi koyabilirsiniz.
Veya diğer işte sosyal medyalarda, öyle değil mi? Twitter veya işte Instagram. Yani bunlar sadece platform oluşturmuşlar. Demişler ki işte burada bunu yapabilirsiniz. Yaptıkları çok basit bir şey aslında. Evet, ama evet, bugün milyonlarca insan bu platformları kullanıyor ve o onları işte akıl edenlere para kazandırıyor. Hı-hı. Aslında böyle de bir hani dünya, yeni medya dünyası. Biz böyle bir yeni medya ve gazetecilik hakkında kısa kısa başlıklar halinde bilgiler vermiş olalım. Ve adaylarımız lütfen daha fazla soruları varsa bizzat hocalarımızdan bilgi alsın. Yani 26 Temmuz'a kadar devam ediyor tanıtımlarımız. Yani geliyor zaten. Bir de şu var, onu da söyleyeyim. Gelen işte bir bu üçüncü gündür hani nöbet deşe tutuyoruz ya tanıtımları. Gelen öğrenciler aslında çok bilinçli geliyor. Hı. Aslında ne okumak istediğini de aşağı yukarı karar vermiş olarak geliyor. Bu çok mutluluk çok verici, güzel. Çok iyi bir şey. Çünkü aslında yani öğrencinin bir okuduğu alanı severek okuması çok önemli. Eğer sevmeden geliyorsa, sırf hani üniversite okuyayım diyorsa, o yani çok başarılı olamıyor. Tabii. Şimdi zaten alternatifler çok fazla. Evet, alternatif çok fazla. Bir sürü programlar var. Hiç acele etmeden buradaki tercih danışmanı... Yani doğru karar vermesi çok önemli. Evet. Değerli akademik kadrodan da bilgi alarak tercihlerini çok iyi yapmaları gereken bir süreç. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Sağ olun hocam. Evet, Profesör Doktor Süleyman İlvan ve Yardımcı Doçent Doktor Sayın Nurhan Kavaklı bizlerleydi. Yeni Medya ve Gazetecilik bölümü hakkında size bilgiler aktardık. Bugün Üsküdar'a gelirken sonuna geldik ama yarın biliyorsunuz 4 yine farklı programla sizlerle birlikte olacağız. 4 farklı bölüm program hakkında sizlere bilgiler veriyor olacağız. Biliyorsunuz ki 11.30, 12, 16 ve 16.30'da sizlerle birlikteyiz. Şimdilik hoşçakalın, sevgiyle kalın.